da geliyor, taraf mısınız diye sormuşlar. Evet, ben kadının yaşam hakkı için mücadele veren herkesten yana tarafım. Sizlere de tavsiye ederim. Değerli misafirler, şimdi kürsüye davet edeceğim isim, şahsi olarak benim hayatımda en etkilendiğim, hiç unutamadığım hikayelerden birini bana anlattı. Bir aile yardımlarla ayakta kalıyorlar. Küçük bir bebekleri var. O bebeğe mama gönderilecek, bez gönderilecek ve aileye, anneye soruluyor. Bebek bezi 4 numara olsun değil mi diyorlar. Anne şöyle yanıt veriyor. Hayır, 4 numara artık büyük geliyor. 3 numara olsun. Bebekler iyi beslenirlerse büyürler ve normalde bedenleri de büyür. Bebekle bezlerinin bedenleri de büyür. Ama yeterli beslenemediği için bu bebeğin bedeni küçülüyor. Bu gerçek bu çağda, bu ülkede oluyor. Okula aç giden, yatağa aç giren çocuklar, bebekler ve onlar için yardım istemek zorunda kalan anne babalarla biz yurttaşız, komşuyuz, arkadaşız. Şimdi kürsüde bütün bu tanıklığı bizimle paylaşacak olan isim bir başka kıymetli Cumhuriyet Halk Partili Yoksulluk ve Dayanışma Ofisi Koordinatörü Sayın Hacer Fogo'yu çağırıyorum efendim. Sayın Genel Başkanım, sevgili konuklar, hepinize merhaba. Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca zor zamanlar gördük. Ancak yokluğu da varlığı da birlikte yaşadık, birlikte atlattık. Son 20 yıldır Türkiye'de gittikçe derinleşen yoksulluk adaletsizliğe yol açıyor. Zenginin daha zengin, yoksulun ise daha yoksul olduğu ve bunun doğal karşılandığı bir zamanın içindeyiz. Bu memlekette eşitsizlik bu kadar derin ve yakıcı olmamıştı. Çünkü bu memleket bu kadar umursamaz ve bu kadar kötü bir yönetim anlayışıyla karşılaşmadı. Türkiye'yi her geçen gün daha yoksullaştıran bu adaletsiz sisteme karşı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk hedefi yoksulluğu kökten bitirmek olacak. Ülkemiz büyük bir ekonomik ve sosyal krizin içinde. Ancak ülkemiz bu krizi aşacak. Bugün burada Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde birbirinden değerli isimlerle bu ekonomik krizden nasıl çıkacağımızı konuşuyoruz. Yatırımın, büyümenin, teknoloji ve yeni nesil iş modellerinin yakın geleceğimizde nasıl kritik bir rol oynayacağını alanında önce isimlerden dinliyoruz. Evlerin içindeki hikayeleri çok yakından bilen, bu alanda uzun yıllar çalışan biri olarak söylüyorum. Ben burada bu konuşmayı yaparken Aysel Hanım pazartesi günü 9 yaşındaki kızına nasıl okul beslenmesi koyacağını düşünüyor. Ben burada bu konuşmayı yaparken fabrika işçisi Ahmet akşam ev sahibine görünmeden eve girmenin yollarını arıyor. Ben burada bu konuşmayı yaparken diş hekimliği fakültesinde okuyan babası çiftçi olan Süleyman okulda kullanacağı tıbbi malzemeleri nasıl alacağını düşünüyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Ben bu sözün büyüsü ve gerçekliğiyle hiçbir çocuğu geride bırakmayan bir sistemi inşa ederken bir taş, bir çakıl koymak için buradayım. Şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki, bugün burada ilan edilen vizyon güçlü sosyal devlet ile fırsat eşitliği dönemi başlıyor. Bu kalkınma vizyonunun en önemli boyutlarından biri sosyal devlettir. Çünkü sosyal devlet her bir bireyin refaha adil bir biçimde erişmesini sağlar. Çünkü sosyal devlet ifade özgürlüğü ile okullarda ücretsiz beslenme hakkını birbirinden ayrı düşünmez.
Çünkü sosyal devlet bir çocuğun beslenme hakkı ile eğitime erişme hakkı arasında bir fark görmez. Ve bunların hepsinin en iyisini çocuğa sunmayı hedefler. Her eve huzur, bereket, barış sağlamanın yolu herkese ve her aileye ekonomik güvence sağlamaktır. Peki nasıl? En başta aile destekleri sigortası ile. Aile destekleri sigortası Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan tüm vatandaşlarımızı ömrü boyunca devlet güvencesi altına alan bir modeldir. Şunu çok iyi biliyoruz. Var olan sosyal yardımlar yetersiz. İnsanlarımızın çok önemli bir kısmı güvencesiz. Giderek daha da yoksullaşan bir toplumla karşı karşıyayız. İşte böyle bir düzende tüm bunlar yetmiyormuş gibi sosyal yardım almak için insanlar kurumlar arasında mekik dokuyor. O kapıdan bu kapıya sürükleniyorlar. İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk 6 ayında aile destekleri sigortası kurumu kurulacak. Tüm sosyal yardımlar tek bir çatı altında toplanacak. Hiç kimse sosyal yardım almak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacak. Devlet zorda olanın ayağına gidecek. Bu büyük bir bakış açısı, çalışma biçimi ve anlayış değişimi demek ve hak temelli çalışmak demek. Mevcut sistemde sosyal yardım veren kurumların her birinin farklı yoksulluk tanımları var. Yoksul aileleri tanımlamak için ortaya konulan gelir düzeyleri maalesef gerçekçi değil. Alım gücümüz çok düşük. Sosyal yardım diye verilen tutarlar yoksul ailelerin onurunu zedeliyor. Mevcut sistemde hangi kurumun kime yardım verdiği çok belirsiz. İşte bu güçlü sistem sayesinde sosyal yardımlar her seçim döneminde öne sürülen bir siyasi malzeme olmaktan da çıkacak. Bakın, bu ülkede farklı özelliklere sahip milyonlarca aile var. Mevcut iktidar aileleri tek tip sanıyor. Ama biz biliyoruz ki evinde hastası olan yoksul ailenin ihtiyacı farklı, evinde engellisi olan yoksul ailenin ihtiyacı bambaşka. İşte biz tüm bu farklılıkları gören, yoksulluğu çok boyutlu bakan bir sistem koruyoruz. Kimin ne kadar desteğe ihtiyacı varsa aile destekleri sigortası bu ihtiyacın karşılanmasını garanti altına alacak. Ekonomik yoksulluk işin en net görünen kısmı ama bir de görünmeyen yoksulluklar var, yoksunluklar var. Ekonomik yoksulluk başka sorunları da tetikliyor. Evladı engelli olan ve ona baktığı için çalışamayan anneler türlü zorluklarla karşılaşıyor. Biliyoruz ki ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ailelerde çocukların eğitiminden uzak kalma riski çok daha yüksek. Hanelerde yoksulluk derinleştikçe şiddet eğilimi de artıyor. Aile Destekleri Sigortası Kurumu ailelerimizi ekonomik açıdan güçlendirmenin yanı sıra onları sosyal açıdan da güçlendirecek bir sistem kuracak. Aile içi şiddeti henüz yaşanmadan engelleyen, kadınların, çocukların güvenli ve huzurlu bir hayata sahip olmasına olanak sağlayan, çocukların eğitim hakkını garanti altına alan, engellilerin haklarını gözeten, hiçbir vatandaşın geride kalmadığı güçlü bir sistem bu. Aileleri her açıdan güvence altına almak için sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte çalışmamız gerekiyor. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulduğunda her aileye aile hekiminin yanı sıra sosyal hizmet uzmanı da atanacak. Bu kapsamda çok güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam 25 bin genç sosyal hizmet uzmanı istihdam edilecek. Bu kurumda devletin temsilcisi olarak ailelerle sürekli temas, sürekli takip halinde olacak. Böylece hem gençlere istihdam sağlanacak hem de devletin temsilcisi olacak bu gençler ile aileler her yönden güvence altına alınacak. Yoksulluğu kalıcı olarak bitireceğimiz, dayanışmayı, kucaklaşmayı yeniden yaşayacağımız,
aydınlık bir Türkiye'yi halkımızla hep birlikte inşa edeceğimiz yepyeni bir dönem başlıyor. Bugün hepimiz için tarihi bir gün. Bugün adil bir Türkiye için yönetim iradesinin konulduğu gün. O yoksul hanelerle yepyeni bir Türkiye'ye birlikte yürüdüğümüz için bu önemli hareketin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Önce kadınlar, bakın devlet ana diyoruz. Kadınlar bu devletin teminatıdır. Kadınlar bu ülkenin harcıdır, birleştiricisidir. Biz bu ülkeyi kadınların sevgisi, yoksulluğa ve yoksulluğa isyanı ile yöneteceğiz. Bu ülkedeki tüm kadınlar sosyal devletin güvencesi altında olacak. Tüm kadınların güvenliği, huzuru devlet teminatında olacak. Aile destekleri sigortası kapsamında sosyal yardımlar kadınların hesabına yatırılacak. Bilhassa ev kadını olan arkadaşlarıma, kız kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bize güvenin, bu harekete güvenin. Bu sistemde devletin tüm kaynakları önce sizlerin hüznünü huzura, kederini berekete dönüştürmek için harcanacak. Ev kadınlarının üzerlerine aldıkları bakım yükünün farkındayız. Aile destekleri sigortası ile evinde engellisine, yaşlısına bakan tüm kadınların emeklilik hakkı devlet güvencesi altında olacak. Sadece evde değil, bu topraklarda tarım yapan, sigortasız tüm kadınların emekliliği de devlet tarafından garanti altına alınacak. Evde, işte, tarlada, okulda, sokakta tüm kadınlar sosyal devleti yanında hissedecek. Kadınların güvenliği bu anlattığım sistem için her şeyden önemli. Yeni Başlangıçlar Fonu ile risk altındaki kadınların sosyal ve ekonomik güvenliği teminat altında alınacak. Zorluklar altında ezilmesine hiçbir kadın için asla ve asla izin verilmeyecek. CHP'li belediyeler bu seferberliği başlattı. Ancak yeni dönemde bunun teminatı devletin ta kendisi olacak. En çok ihtiyaç olan bölgelerde hızla yurtlar inşa edilecek. Tek bir genç arkadaşımız barınma sorunu yaşamayacak. Çünkü gençler geleceğin teminatı diyoruz. Hayır, gençler geleceğin değil, bugünümüzün teminatı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kurulacak bu sistem tüm gençlerin eğitim hayatını teminat altına alacak. Aile destekleri sigortasından faydalanan tüm ailelerin gençlerine burs sağlamak birincil öncelik olacak. Üniversiteye giden gençlerin karşı karşıya kaldığı barınma sorunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ortadan kalkacak. Daha da önemlisi, aile destekleri sigortasından faydalanan ailedeki gençlere istihdamda da öncelik sağlanacak. Bu yolla yoksulluğu hem önleyeceğimiz hem de ilelebet bitireceğimiz bir sistem kurulacak. Çocuklarımız, bu ülkede yaşayan tüm çocukların eşit muamele göreceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarından kimsesiz çocuklara, ailesi varlıklı ya da yoksul fark etmeksizin her çocuğun iyi yaşama hakkı, eğitim hakkı devlet güvencesi altında olacak. Bakın, bugün burada Endüstri 4.0 yeni teknolojiler, yeşil enerjinin esas alındığı büyük bir vizyonu dinliyoruz. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Çocuklarımızın eğitim hakkını garantiye almakla kalmayacak, zamanın ruhuna uygun, gelişmiş bir eğitim sistemiyle çocukların yoksulluğun değil, yeni teknolojinin öncüsü olmasını sağlayacağız. Her alanda eşit bizi geleceğe taşıyacak bir nesil inşa edeceğiz. Eşitlik kreşlerde başlayacak. Aile destekleri sigortası kapsamına alınan ailelerin çocuklarına ücretsiz kreş sağlayacağız.
Eşit ve nitelikli eğitime ulaşmak kreşlerden başlayarak her çocuğun hakkı olacak. Bugün hala çocuklarının yanına beslenme çantasına konacak bir dilim ekmeği konuşuyoruz. Ve maalesef her geçen gün büyük bir salgın gibi yayılıyor bu durum. Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun tek bir çocuğa bile bunu yaşatmaya hakkı yoktur. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla belirttiği gibi aile destekleri sigortası önce çocukların mutluluğunun teminatı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an burada olmayan ama gönlü eşitlik ve adaletten yana olan milyonların bunu yapacak iradesi var. Sosyal yardımların karşılığında hep bir şey istendi. Sosyal yardım almak için parti üyeliği şart koşuldu. Oy yoksa ekmek de yok denildi. Ama artık bu düzen değişiyor, değişecek. Biz eşit, onurlu ve adil bir düzen kurmak için, biz kadınların ve çocuklarımızın teminatı olmak için, biz yoksulluğu bitirmek için buradayız ve hep birlikte geliyoruz. Bu devletin tüm kaynakları bu ülkede yoksulluğu önlemek ve bitirmek üzere seferber olacak. Türkiye'de sosyal yardıma harcanan bütçe 3 katına çıkartılacak. Kimin ihtiyacı varsa bu devlet ona koşacak. Çünkü biliyoruz ki devletin gelirleri tabana yayılmazsa ve sosyal adalet sağlanmazsa ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi de mümkün değil. Çocukların ellerinin nasır tutmadığı, annelerin babaların yoksulluğa boyun eğmediği bir memleketi hep birlikte inşa edeceğiz. Ve bunu güçlü sosyal devlet ile yapacağız. Güçlü sosyal devlet, yoksulluğu bitirip varlıkta buluşmanın, güçlü sosyal devlet, toplumsal adaletin, güçlü sosyal devlet, gelir ve fırsat eşitliğinin, güçlü sosyal devlet, kimsenin geride kalmadığı bir toplumu inşa etmenin, güçlü sosyal devlet, kadınların, çocukların, gençlerin, güçlü sosyal devlet, Türkiye'nin teminatı olacak. Son olarak, yoklukta ve yoksullukta değil, varlıkta ve hep birlikte zenginleşmede buluşacağız. Buna inanın, bize katılın, hep birlikte başaracağız. Değerli misafirler, Sayın Hacer Fokko'ya konuşmaları için çok çok teşekkür ederim.